İsrail Gazze sınır hattında 30 Mart'ta başlayan büyük dönüş yürüyüşünde şu ana kadar 150 Filistinli. Tüm tepkilere rağmen Amerika'nın Kudüs'te gerçekleştirdiği kanlı elçilik açılışında 66 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail, Filistin'e karşı saldırının şiddetini her gün arttırırken Birleşmiş Milletler bu yaşananları bugüne kadar sadece kınamakla yetindi. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı sessizliğini bozdu. BMGK Başkanı Olof Skoog'un açıklamaları itiraf niteliğindeydi. İsrail, Filistin geriliminde her an savaşın eşiğine gelindiğini söyleyen Skoog, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeterince çaba göstermiyor dedi. İsrail, Filistin meselesinin bölgeyi de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Skoog, sorunun çözümüne öncelik verilmeli ama verildi mi? Korkarım, hayır dedi. Skoog, Amerika'nın İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunacağı barış planına da değindi. Amerikan Başkanı Trump'ın yakında açıklaması beklenen plan için herkes barış planını bekliyor ama kimse detaylarını bilmiyor ve plan zaten kuşkuyla da karşılandı değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı Amerika'nın İsrail Meclisi tarafından kabul edilen tartışmalı Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı da eleştirdi. Bu olaylarla barış sürecinden uzaklaşıldığını vurguladı.